Franke ve Hafele gayrimenkul rehberini sunar. Gayrimenkul rehberinden merhaba, ben Ayla Özer. Başkent Ankara'nın en eski mahallelerinden İncek, dev inşaat projelerinin yeni gözdesi oldu. İncek'in en dikkat çeken projelerinden biri de Akfen İnşaat'ın eski taş ocağını önemli bir merkez haline getirdiği İncek Loft projesi. Ankara'nın en güzel havasını vaat eden ve loft yaşam tarzını Ankara İncek'e taşıyan İncek Loft projesi gerek konutları, gerek sıra dışı sosyal alanları, gerekse karlılığıyla gayrimenkul rehberinde. Geleneksel semt anlayışını 21. yüzyıla taşıyan İncek Loft projesinin detaylarını Akfen İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Selim Akın'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Selim Bey programımıza. Hoş bulduk. 20'li aşkın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren Akfen İnşaat, 2 milyar dolara yakın büyüklükteki inşaat projelerini tamamlamış durumda. Akfen İnşaat'ın yatırım portföyündeki projeleri bir de sizden dinleyelim. Evet, Akfen İnşaat tabi Akfen Holding'in aslında en köklü firması. Akfen İnşaat çekirdekten başlayan bir firma. Biz Akfen İnşaatı kurarken ilk aslında malzeme satma amaçlı kurulmuş bir firma. Daha sonra malzeme satışından inşaat işine geçti ve daha sonra da büyüyerek yoluna devam etti. Akfen İnşaat tabii üst yapı ve alt yapı konularında çok deneyimli bir firmamız. İlk etapta üst yapıyla başladık biz. Daha sonra 1997'de İstanbul Atatürk Havalimanı alınmasıyla beraber altyapı sektörüne girdik ve daha büyük inşaatlı olan havalimanı inşaatlarına yöneldik. Akfen İnşaat olarak devam etmekte olan diğer yatırımlarınızı anlatabilir misiniz? Tabii, Akfen İnşaat şimdiye kadar 20'ye yakın otel yatırımı bitirdi. Biz şu anda 21.sini tamamlamak üzereyiz Karaköy'de, İstanbul'da. Bir tane hastane projemiz var. Sağlık Bakanlığı'nın açtığı PPP projekti, yap işlet kirala Isparta'da. Onun inşaatı devam ediyor. İncek loftumuzun inşaatı devam ediyor. Ve hidroelektrik santrallerimizin inşaatları devam ediyor şu anda. İncek Loft projesi eski bir taş ocağı arazisi üzerinde inşa ediliyor. Bu bölgede Ankara'nın en güzel havasını vaat ediyorsunuz. Projenin bu özelliğinden de bahseder misiniz? Biz tabii bu inceğin bu özelliğini kullanmak istedik ve bir test yaptırdık. Yani dedik ki biz bir buradaki hava kalitesini ölçelim, bir de şehir merkezindeki hava kalitesini ölçelim. Laboratuvardan şöyle bir sonuç geldi. Bu iki yer aynı şehirde mi? Olamaz böyle bir şey diye bir sonuç geldi. Dolayısıyla burası oksijen açısından hakikaten çok yüksek. Ve zamanında solunum hastalığının getirdiği bir alan. Biz bunu kullanmak istedik açıkçası. Aslında bir yaşam vaat ediyoruz biz İncek Loft'ta. Yani farklı donatılarla, farklı peyzajlarla biz olabildiğince bu oksijenle de yetinmeyeceğiz ve daha yeşillik, daha güzel bir proje ortaya çıkaracağız aslında. İncek Loft projesi sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda akıllı bir yatırım projesi. Projenin yatırım alanındaki kararlılığını da sizden dinleyelim. Kendimiz alıyormuşuz gibi, yani alsak ne kadar yatırım bizim için uygun, ne kadarlık bir fiyattan çıkmalıyız ki bunu biz alsak bu kadar yatırım olarak bunu değerlendiririz diye yola çıktık. Dedik ki bugünkü fiyat bizim iki bölgedeki şu andaki fiyatlar bizim 2 yıl sonraki fiyatımız olsun dedik. Yani bölgede şu anda oluşan fiyatlar bizim aslında proje bittiğindeki ulaşacağımız fiyatlar. Bunu desteklemek amacıyla da bir kendi bünyemizde bir finansman düzeni oluşturduk ve 22 ay vadesine kadar kendi bünyemizde bir finansman sağladık yatırımcılarımıza.
Bu da çok hoşuna gitti insanların. Bunun ilgisini çok gördük. Yatırımı önde tuttuk. Yani çünkü dediğim gibi aslında her insan her ne kadar yaşamak için alsa da o insanın kendi yatırımı oluyor. Çünkü çok büyük paralar bağlıyorsunuz bu yatırımınıza. Ve bunun ileride değerleneceğini, ileride değer kaybetmeyeceğini ve güvenli bir şekilde yatırımımızın devam edeceğinizi görmek istiyorsunuz aslında. Dolayısıyla biz burada belli bir kar fırsatını, belli bir şeyi reklam filmimizde bir matematiğe oturttuk. Ve orada işte Deniz Gökçe ile Özgü Ulusoy'u kullandık. Deniz Gökçe birazcık daha bu işin matematiğini, yani nasıl bir kar fırsatı oluştuğunu orada anlattı. Özgü Ulusoy işe nasıl bir keyifli bir proje, yaşaması nasıl bir keyifli proje olduğunu anlattı. Reklam filmi de çok ilgi gördü. Şimdi bunun devamı gelecek, devam filmlerimiz gelecek. Onlar bence daha keyifli filmler olacağına inanıyorum. İlk alıcısına %32 kar etme fırsatı veren İncek Loft projesi bu yönüyle yatırımcısına, estetik yapısıyla da kaliteli bir yaşam isteyene hitap ediyor. Projenin satışlarına başlarken hangi dönemde ne kadar kar edeceği konusunda bir kar fırsatı sunmuştunuz. Biraz bundan bahseder misiniz bize? Belirli satış dönemlerinde biz aslında zam yapacağımız tarihleri söylüyoruz. O tarihler arasında öncesinde alan insanlar belli bir primden yararlanıyorlar açıkçası. Evet, peki Akven İnşaat'ın kısa ve uzun vadedeki planlarını anlatır mısınız? İncek Loft'u bitirdikten sonra uzun vadede biz dediğim gibi bu konut sektörünü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Birazcık daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm projelerine bakıyoruz. Uzun vadede bu işin konut sektöründe kalıcı olmayı hedefliyoruz açıkçası. İstanbul odaklı konuşuyorum ama tabii farklı şehirlerde farklı fırsatlar da zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Demin de dediğim gibi henüz adı o konmuş veya belirlediğimiz bir proje yok. Ama tabii İstanbul bu bağlamda çok cazip bir pazar. İlk bakılması gereken yer belki orası. İstanbul'daki bir takım kentsel dönüşüm fırsatlarına bakıyoruz. Türkiye gayrimenkul sektöründe küçülen bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken 2015 yılına umutla bakıyor sektör. Selim Akın, bakın gayrimenkul sektörünü nasıl değerlendiriyor? Biraz da inşaat sektörünü konuşmak istiyoruz sizinle. Önce Ankara özelinde, sonra da Türkiye genelinde inşaat sektörünü izleyicilerimiz için değerlendirmenizi rica ediyoruz. Yani artık insanlar kendi yaşam kalitelerini bir adım daha ileriye götürmek istiyorlar. Yani sitesinde güvenlik olsun istiyor. Daha yeşil bir alanda yaşamak istiyor. Çoluğunun çocuğunun daha rahat vakit geçirdiği alanlarda olsun istiyor. Dolayısıyla bu anlamda ben hala Türkiye'de bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Ankara'da özellikle daha da büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Ve biz Ankara'da bu boşluğu görüp değerlendirdik açıkçası. İlk 5 haftada 600 gibi bir satışımız var. Bu da demek oluyor ki hakikaten doğru bir analiz yapmışız. Aynı şey Türkiye geneli için de geçerli bence. Bence hala Türkiye'de çok lüks değil ama belki insanların daha rahat yaşayabileceklerini, daha ailesiyle daha keyifli vakit geçirebileceği, daha markalı, daha güvenli projeler hala ihtiyaç var diye görüyorum. Halkımızın hala tam olarak anlayamadığı bir konuda kentsel dönüşüm konusu. Sizce kentsel dönüşüm projesi ne aşamada? Kentsel dönüşüm dediğiniz olay çok iyi anlatılmalı. Orada çok haklısınız. Hala anlaşılmıyor. Ne olduğu bilinmiyor. Bunun bir rant kapısı olarak algılanıyor. Halbuki öyle değil. Kentsel dönüşüm aslında sizin sağlam olmayan evinizi veya ileride de yıkılabilecek olan bir evinizi bir değer yaratarak yeniden yapılması. Bunun tabii anlatılması, çok iyi anlatılması ve çok iyi algılanması gerekiyor. Burada hala bu işin doğru yapıldığını söyleyemem. Yani ne iyi anlatılabiliyor ne de iyi anlanabiliyor. Yani bunlar daha çok böyle bir pazarlık şeyinde gidiyor, usulünde gidiyor. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye için son derece gerekli bir şeydi, kentsel dönüşüm. Ve bunun en kısa zamanda özellikle İstanbul'da hayata geçirilmesi lazım. Bu daha yeşil ve daha düzgün projenin, daha iyi bir kentleşmenin önünü açacaktır. Evet, peki konut fiyatları konusunda da görüşlerinizi alalım. 2015 yılına yaklaştığımız şu günlerde konut ve emlak fiyatlarının seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz? Alım anlamında baktığımız zaman %10 bir gerileme var. Fakat inşaat fiyatlarına baktığımız zaman da %5 gibi bir artış var. Bu da bize şunu gösteriyor. Maliyetler artıyor ama fakat o kadar şey yok, talep yok. Ben ileride maliyetlerin artık çok fazla artacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi 2014 zor bir yıl oldu o anlamda. Ve maliyetler aslında bir şeye oturdu. Burada tabii biraz dolar ve euroya da bakmamız lazım. Yani onun nasıl gideceğine bakmamız lazım. Ama 2015'in ben keza hem genel anlamda, makro anlamda hem de inşaat sektörü anlamda daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ve daha fazla bir maliyet artışı olacağını düşünmüyorum.
Ankara'ya değer katan İncek Loft projesini konuşmaya devam ediyoruz. Akben Gayrimenkul Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak'la beraberiz. Hoş geldiniz Barış Bey programımıza. İncek'in en büyük projesini hayata geçiriyorsunuz. Projenin detaylarını sizden alabilir miyiz? Satın alınanın, tercih edilenin artık yaşam alanları olduğunu düşünüyoruz. Sadece konut tek başına bir şey ifade etmemeye başladı. Bu nedenle çok keyifli donatı alanları ekledik projemize. Ve bunların da mümkün olduğunca hakkını vermeye çalıştık. Sadece isim olarak değil ama aynı zamanda işlevsel olarak yıllar boyu projeye hizmet vereceğini düşündüğümüz donatı alanlarımız var. Örneğin bir gözlem evimiz var ki profesyonel bir cihaz, uzay gözlem cihazı konumlanacak burada. Bunun dışında bir pony club'ımız var. Şu ana kadar herhangi bir projede benzer bir şey görmedik. Küçük çocuklarımıza burada at binmeyi öğreteceğiz. Onun dışında alışveriş kanyonu bizim için çok önemli. Sitede yaşayan kişilerin alışverişlerini hemen 1-2 dakikalık mesafelerde halledebilecekleri, yapabilecekleri bir alan geliştirdik. Burada kafeler, restoranlar eş zamanlı olarak hizmet veriyor olacak. Bizim içimize çok sinen, Tabanlıoğlu Mimarlık'la beraber gerçekleştirdiğimiz keyifli proje oldu İncek Loft. Sosyal alanlar bakımından eşine az rastlanan örneklere sahip olan İncek Loft'un yaşam kalitesini şu sözlerle anlatıyor Barış Barçak. İncek Loft sadece evlerin olacağı bir site değil, aynı zamanda ufak bir şehir ve yaşam alanı. Projenin sosyal alanlarını anlatır mısınız bize? İncek Loft'ta bahsettiğim Pony Club ve gözlem evi dışında minor donatı alanları da söz konusu. Burada çocuklar için 7 adet oyun sahası var, oyun alanı var. Bunun dışında bir streetball alanı, bir tenis kortu, kapalı bir yüzme havuzu, bir spa merkezi. Ve şu an bulunduğumuz ortam ve ileride site sakinlerine hobi evi, parti evi olarak hizmet verecek bir alan. Bunun dışında projeyi çevreleyen yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş yolu da planladık. Gerçek anlamda İncek'in o sürekli geçen temiz havasında spor yapmanın çok keyifli olacağını düşünüyoruz İncek Loft'ta. Bu donatıların tamamını bir de alışveriş kanyonuna birleştirdiğiniz zaman, yani sabah sporunu yapan biri gidip kanyondaki kafede portakal suyunu içeceği zaman sanki buradaki yaşam keyifli olacak diye düşünüyoruz biz de. Projeden konut alanlar anahtarları ne zaman teslim alabilecekler? 2016, Haziran 2016 ve 2016'da 3 ayrı teslim tarihimiz var. 1, 2 ve 3. etaplar bu tarihlerde teslim ediliyor. Ünlü isimlerin yer aldığı reklam filmde projenin hem karlılığına hem de estetiğine vurgu yapılıyor. Neden ünlü isimlerle çalışmayı tercih ettiniz? Sunulmaya çalışılan yaşam alanının anlatacak bir estetik dinini anlatacak bir yüze ihtiyacımız var diye düşündük ajansımız Happy People Project'le beraber. Onun dışında çok ciddi bir ekonomik fırsat da sunuldu. İlk satın alanların minimum %32 kazanması gibi bir söylemimiz vardı. Bunu da bu konuda çok yetkin olan, belki Türkiye'deki en yetkin olan kişinin ağzından söylüyor olmanın iletişimdeki samimiyetimizi artıracağını düşündük. O yüzden estetik tarafında Özge Ulusoy Hanım'la, ekonomi konusunda çok önde bir isim olan Deniz Gökçe hocamızla çalışmak istedik. Ama söylediğim gibi hani işin başladığı yer aslına bakarsanız farklı bir şeyler yapmak. Çünkü sadece oturmak için bir yer sunmuyorsunuz. Sadece barınma ihtiyacını karşılamanın çok ötesine gitti artık konut üretimi. Ve orada sunacağınız şeylerle ilgili fikir vermek için, belki biraz da dikkat çekmek için bu kişilerle çalışmanın doğru olacağını düşündük reklam filminde. Projede ne tip daireler yer alıyor? Alternatif aslında oldukça fazla. Bu mimarımızı biraz zorlayan başlarda bir şey oldu. Çünkü 1+1 ve 6.5+1 aynı proje içinde buluşturuyor olmak çok kolay değil haliyle. Farklı farklı yaşamları projenin farklı kesimlerinde, alanlarında buluşturduk. Ve her ihtiyaca göre bu yatırımcının düşük bütçelerle tapu sahibi olma ihtiyacını karşılamak için üretilen konutlar da oldu. İşte aslında 250-300 metrekarelerde yaşayan ve artık büyük evin yorgunluğunu yaşamaktan vazgeçen ve 85 metrekarelik 2+1'lerimizi tercih eden kişiler de oldu. Bunlar için de konut üretmeliydik.
Ve işte standart ev dediğimiz 3 artı 1'ler, 3,5 artı 1'ler, 4 artı 1'ler, bunlar genel ihtiyaç. Bunlarla alakalı mutlaka alternatifler üretilmesi gerekiyordu. Bunları projeye koyduk ve onun dışında bir de ben burada oturacaksam, büyük bir evde oturacağım diyen kişiler için de yine 360 metrekarelik bir 6,5 artı 1 dairede, daire tipi de projede konumlandırdık. İncek'te projeyi inşa ettiğiniz yer eski bir taş ocağı arazisi. Yani zemini oldukça sağlam. Lokasyonla ilgili bilgi verir misiniz bize? Tabii bu taş ocağı durumu evet şeyde inşaatın güvenliği cinsinden düşündüğünüz zaman oldukça keyifli geliyor kulağa ama o kadar zor bir arazi ki aslına bakarsanız özellikle şantiye tarafındaki arkadaşlar afriyat çalışmalarında çok zorlandılar. Bu etrafa verdiğimiz rahatsızlık vesaire değerlendirildi. Tabii ki limitler içinde, kurallar içinde yaptığımız bir şey ama mütemadiyen hafriyatla alakalı küçük patlatmalar vesairelerle ancak ilerlenebildi. Gerçekten çok sağlam bir arazi. Bu nedenle deprem güvenliği cinsinden zaten soru işareti ne misafirlerimizin ne de bizlerin aklında yok. Onun dışında lokasyonu düşündüğünüz zaman İncek tarafında Mogan cephesine doğru bakan böyle bir açıklık bulmak çok mümkün değil aslına bakarsanız. Çok fazla alternatifi olan bir arazi değil o açıdan düşündüğünüz zaman. Hem güney bakarlı hem Mogan Gölü cephesine bakan bir arazi ve yatay bir arazi. Yani bütün projedeki bütün evler neredeyse bu bahsettiğimiz manzaraya hakim şekilde inşa edilebilecek. Bu proje lokasyonu bize sunduğu en büyük keyif. Onun dışında temiz hava deyip duruyorum. Bunu yaptırdığımız çalışmalarla da belgeledik. Ankara'nın merkeziyle İncek arasında da bu konuda çok ciddi farklılıklar var. Gerçekten İncek'in havası bahsettiğimiz sosyal donatı alanların keyfini çıkarmak için oldukça elverişli. İncek Loft projesinden kimler daire alıyor? Şu ana kadar satılan dairelere göre İncek Loft nasıl bir sosyal yapıya sahip? Yolda yürürken şu aileler İncek Loft'ta yaşasa ne güzel olur dediğimiz kişilerin hepsi geldiler. Misafirimiz oldular ve konut sahibi oldular. Ağırlıklı olarak beyaz yaka, yani karı koca çalışan misafirimizin sayısı oldukça fazla. Bu haftaki haber turumuzda geçtiğimiz günlerde Dubai'de gerçekleşen dünyanın en büyük emlak fuarı olarak görülen Cityscape Global Gayrimenkul Fuarı'ndan görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. 32 Türk firmasının yer aldığı Cityscape Gayrimenkul Fuarı'nda Orta Doğulu yatırımcılar Türk projelerine büyük ilgi gösterdi. ...21-23 Eylül tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen Cityscape Global Fuarı dünyanın dört bir yanından dev firmaları ağırladı. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak bilinen Cityscape'de Türk firmaları adeta gövde gösterisi yaptı. Ataköy sahilindeki Sea Pearl Ataköy projesiyle fuara katılan Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi Özen Kuzu projenin yatırım değerinin altını çizdi. Merkezlere yakınlığıyla bilinen projemiz, yapıların kalitesi, park ve yeşil alanları, İstanbul'un en lüks semtlerinden Ataköy ile denize sıfır bir konumda yükselen Sea Pearl projemiz yaklaşık 2 milyar 700 milyon yatırım değeriyle hayata geçiriyoruz. Proje müdürü Şükrü Arkada Kalmaz, Sea Pearl Ataköy projesini şöyle anlattı. Projemiz İstanbul'da kent merkezine en yakın olan son deniz kıyısında inşa edilmeye başlandı. Toplam 8 residence ve bir otel bloğundan oluşmakta. 1400 dairemiz var. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar hatta 4 artı 1'e kadar seçeneklerimiz mevcut. Yaşam için burayı tasarladık. Onun için de özellikle talepler büyük dairelere olduğu için büyük dairelerimiz yoğunlukta. Bu şekilde bir projemiz var. Ataköy sahilinde tüm odaları deniz manzaralı olan Sea Pearl'ün karlı bir yatırım olacağının altını çizdi. Arkada Kalmaz. Lansman özel fiyatımızla başladık. 11 bin dolara kadar fiyatlarımız var. Ve burası tabii tamamlandığında çok yüksek oranda prim yapacağını düşünüyoruz. Çünkü çok kıymetli bir yer. Çok da güzel inşa edilecek. Ve onun neticesinde de herkes karlı olacak diye düşünüyorum.
Cityscape Gayrimenkul Fuarı'na 375 metrekarelik bir standla katılan Ağoğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Hasan Rahvalı ile Dubai'deki fuarda bir araya geldik. Bu yıl daha önceki katıldığımız yıllardan oldukça daha hareketli bir fuar yaşıyoruz. Hatta 2008'den bu yana en hareketli yıl olarak adlandırılıyor. Rahvalı'ya göre fuar bakın neden önem kazanıyor. Son dönemde Körfez'deki siyasi gelişmelerin kısmi etkisi var. Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışının önünü açan mütekabiliyet yasasının yasal altyapısının düzenlenmesinden sonra 2 yıldır yaptığımız tanıtım çalışmaları ancak meyvesini vermeye başladı. 40'a yakın bir Türk katılımcı firma şu anda standı var burada ve Türk firmalarının standları da çok ilgi çekiyor. Özellikle İstanbul, Körfez ülkeleri tarafından tercih edilen bir lokasyon oldu. Ağoğlu'nun Maslak 1453 ve Finans Merkezi projeleri fuarda büyük ilgi görüyor. 1453 projesi şu anda dünya projesi olmuş durumda. Ağoğlu standını gören 1453'ten ve Finans Merkezi'nden bahsediyor. Biz her ikisinin de buraya maketlerini getirdik. Reklamsız blok bazında talepler alıyoruz. Durum da bizi mutlu ediyor. Dubai'deki fuara satışlarıyla değil, keşifleriyle damga vuran Nef'in satış pazarlama direktörü Selçuk Çelik, Cityscape fuarını şöyle değerlendirdi. Hem Türkiye olan bu bölgenin ilgisi nedeniyle bizim için önemli bir fuar. Bu sene de fuarın %25-%30 daha da büyüdüğünü görüyoruz. Oldukça iyi bir gösterge. Hem işlerin açıldığına da yönelik bir gösterge olabilir. Bizim 3. senemiz fuarımızdaki. 3. senede yine farklı bir standa katılmayı öngördük. Daha fuarın ilk günü daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. 3 gün boyunca buradayız. Nef, Ataköy ve Merter'deki projelerinin mimari yapısıyla yabancıların büyük ilgisini görmüştü. Nef Ataköy 22 ile ilgili özellikle yabancı yatırımcılardan ilgi görüyoruz. Bir de Nef Merter projemizde yeni açılan bir konut bloğumuz var. Bu iki proje hem havaalanına yakınlığı hem de merkezi lokasyon nedeniyle ön plana çıkıyor şu an. Nef'in Ataköy projesinin satışları başlarken iş gayrimenkul yatırım ortaklığıyla ortak yürüttükleri projede son aşamasında. Bizim de çok heyecanlı beklediğimiz bir proje. Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz İşgeyo ile beraber. Oldukça güzel bir ortaklık oldu. Çok büyük bir sinerji yakaladığımıza inanıyorum. Bir yıldır mimari ekiplerle çalışmamız devam ediyor. Mevzuatsal süreç çok kısa zamanda tamamlanacak. Tahminim 2014 bitmeden lansmanı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tekfen Gayrimenkul Fuar'da Esenyurt'ta gerçekleştireceği 1400 konutluk yeni projesini tanıtma fırsatı buldu. Tekfen Emlak Geliştirme Müdürü Ömer Egesel projeyi şöyle anlattı. Projemiz 58 dönüm arazi üzerinde Esenyurt'ta çok güzel bir lokasyonu var. Köşe başı bir yer. Yeşil alana çok önem verilmiş 1400 konutluk proje. Çok ufak bir 3000 metrekare gibi bir ticari alanı var. İşte makette de gördüğünüz gibi yeşil alan hakikaten önem verdiğimiz, altını çizdiğimiz noktalardan bir tanesi. Tekfen'in yeni projesi lokasyonuyla dikkat çekiyor. Bizim noktamızda, arazimizde tam Esenyurt'un girişinde E5 ile TEM bağlantı yolunun köşesinde çok merkezi. Dediğiniz gibi metrobüse çok yakın. İşte 2017'de açılacağı ilan edilen metro hattına, ikisi zaten çok paralel. Metro hattına çok yakın, oldukça güzel, mimarisi çok güzel oldu. Bir yarışma sonucu belli olan bir mimarisi var. Tamamlandı, her şey hazır, inşaata da başlamak üzere. Ofis denince akla ilk gelen şirketlerden Tekfen bu konudaki başarısını konuta da taşımak istiyor. Bizim evet, yani Tekfen Tower'dan beri gelen bir ofis geliştiricisi olarak bilindiğimiz doğru. Aslında öyle değil, hepsini yapıyoruz. AK Merkez'in de geliştiricilerinden bir tanesi Tekfen. Dediğiniz gibi Tekfen Tower'ın geliştiricisi ve yatırımcısı sahibi. Birkaç tane daha Kağıthane Ofis Park, Levent Ofis projeleri yaptık. Öyle denk geldi, yaptık. Konut projeleri de yaptık. Bomonti'de bir konut projesi yaptık. Bunu yapıyoruz şimdi, 1400 konutluk. Dolayısıyla her şeyi yapıyoruz aslında. Cityscape Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya fuarı şöyle değerlendirdi. Yani güzel geçiyor. Bizim şimdi bu geçen seneye göre 2. senemiz. Zaten biz fuarlara şöyle bakmıyoruz. Yani biz işte satış yapacağız,
heybemizi dolduracağız ondan sonra Türkiye'ye gideceğiz gibi değil. Burada Türkiye'yi de temsil ediyor, sektörümüzü de temsil ediyor. Uğur Dumankaya'ya göre Türkiye emlak pazarının Orta Doğulu yatırımcılara daha iyi tanıtılması gerekiyor. Eğer biz körfez ülkelerini hedefliyorsak ki satışlarımızın neredeyse %30'u yabancılara ve onların da %60-70'i körfez ülkelerine oluyor. Buralarda bulunmak gerekiyor, kendinizi tanıtmanız gerekiyor, buradaki acentelerle tanışmanız gerekiyor. Birçok farklı faktörü aynı anda getirmeniz gerekiyor. Onun için beklentimiz bu ilişkileri, bu ilişki yönetimini daha iyi noktaya getirebilmek. Satışlarının büyük çoğunluğunu yabancı yatırımcılara gerçekleştiren Dumankaya'nın en çok hangi projeleri ilgi görüyor? Özellikle en çok yabancının baktığı Avrupa yakasını ve havalimanına yakın olan projeler çok daha önem arz ediyor. Altında alışveriş merkezinin olduğu projeler de önem arz ediyor. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Franke ve Hafele'nin sunduğu Gayrimenkul Rehberi devam edecek. Franke ve Hafele'nin sunduğu Gayrimenkul Rehberi devam ediyor. Dubai Cityscape Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Emlak Konut GYO gövde gösterisi yaparken Emlak Days projesini de ilk kez tanıttı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Kurum projeyi şu sözlerle anlattı. Biliyorsunuz Emlak Konut 2003-2014 yılları arasındaki çalışmasıyla 95 bin konutu bağımsız bölümü aşan, 14 milyar aktif büyüklüğü aşan Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul sektöründe öncü rolümüzü artırarak sürdürmeye devam ediyoruz. Ve açıkçası bu ve bunun gibi fuarlara da emlak konut olarak ve projelerimizle birlikte katılmaya çalışıyoruz ki hem ülkemizi hem gayrimenkul sektörünü temsil etmek için. Bu yıl yine ilk defa Türkiye'de bir belki gayrimenkul sektöründe ilk defa diyelim. Emlak Days düzenliyoruz. Ve önümüzdeki pazartesi günü başlıyor bu. Bu nedir? Sizlerin haberi yok ama ben burada bilgi vermek istedim. Hem emlak konuta hem emlak konut dışındaki gayrimenkul sektörüne yatırım yapan uluslararası manada tüm yatırımcıları, analistleri biz Türkiye'ye davet ettik. İstanbul'u yabancı yatırımcıya tanıtmayı hedefleyen Emlak Days projesi konut konusundaki gelişimi artıracağı benziyor. Türkiye'deki inşaat sektörü dünyada ikinci durumda. İşte bu teknolojiyi, bu projeleri anlatabilmek adına bütün projelerimizde işte örnek dairelerimiz var, işte satış ofislerimiz var. Oradaki inşaatın durumunu, kalitesini görmeleri anlamında onları buraya davet ettik ve iki gün hem İstanbul'u hem projelerimizi hem gayrimenkul sektörünü, gayrimenkul sektörüyle ilgili aklılarına ne geliyorsa bu soruların cevaplarını alabileceği bir Emlak Days düzenledik. Fuarda Emlak Konut GYO'nun DAP Yapı ile ortak gerçekleştirdiği East Marina projesi de tanıtıldı. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz East Marina'yı şu sözlerle anlattı. Dünya ölçeğinde böyle bir farklı bir konsept yok. Bunun sebebi de içerisinde hem marina alanı hem otel, hem rezidans, hem konut, hem hastane, hem özel okul, hem çarşı, hem ibadethanesi, hem de sahile böyle 500 metre cephesi olan başka bir proje yok. Hızlı tren ayrıca. Yani bizim tabii hedefimiz 14-15 bin TL seviyelerine kadar projenin çıkacağına inanıyoruz. Ve o periyotta da gidecek proje. Tabii Dubai'de ilk defa fuara katılıyoruz. Güzel bir organizasyon, çok beğendim. İnşallah bizim ülkemizde de bundan daha güzel organizasyonları yaparız diye düşünüyorum. Bir taraftan tabii ki bakınca hoşunuza gidiyor. Bir taraftan da niye benim ülkemde yok diye hakikaten üzülüyorsunuz. Çünkü bu tarz organizasyonların bizim ülkemizde de hızlı bir şekilde yapılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın her tarafından, özellikle Orta Doğu'dan hem yatırımcılar hem gayrimenkul geliştiricileri burada toplanmışlar. Bunun daha büyüğünü, daha güzel bir organizasyonunu bizim ülkemizde yapabiliriz diye düşünüyorum. Bizim projemizde
az önce de bahsettiğim gibi 1000 konut ilk etapta satışını düşündüğümüz 1000 konutun 950'sini 45 günde sattık. İkinci lansmanla da geri kalan o 500 küsür konutluk satış organizasyonumuzu yapıyoruz ve satışı açıyoruz. Bizim amacımız tabii burada satış amaçlı burada değiliz. Amacımız ülkemizin vitrininizi güzelleştiren eserleri uluslararası arenada ve Orta Doğu kamuoyunda bütün dünyaya göstermek. Hem emlak konut olarak, hem TOKİ olarak, hem DAP yapı olarak onun için buradayız. O maksatla buradayız. Çünkü bizler artık dünya standartlarının üzerinde projeler geliştiriyoruz. Örneğin geçen sene İngiltere'de katıldığımız bir ödül yarışmasında yaklaşık 9 tane bizim projelerimiz ödül olarak geri döndük biz. Bu muazzam bir başarıydı. Bu aslında DAP yapının başarısı değil. Türkiye'de konut sektörünün nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir. Bugün dünya ölçeğinde baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra geliştiricilikte 7. sıradayız. 6. Amerika 7. sırada biziz. Bu hakikaten gurur verici bir şey. Bunu daha ileri götürebiliriz ama bunu kesinlikle bir devlet politikası haline getirmemiz lazım. Burada devlet politikası olarak olmamız lazım ve bütün dünyaya bizim projelerimizi tanıtmamız lazım diye düşünüyorum. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurumsa East Marina ile ilgili bilgi verirken ilk etap satışlarının büyük kısmının tamamlandığını anlattı. Ziya Bey'in de söylediği gibi 582-600 konutun satışının tamamen işlemi bitti ve bütün nakdi şirketimize girmiş durumda. 350 konutun da satış işlemleri sürüyor. Yani hemen hemen ilk etabın tamamına yakınında 950 konutu satışını gerçekleştirmiş durumdayız. Orta Doğu orijinli bir firma olmasına rağmen fuarda Türkiye'deki projeleriyle ülkemizi de temsil eden Meknun İnşaat'ın genel müdürü Cemile Öztürk'leyiz. Türkiye'yi tanıtmak için buradayız. Ne kadar bir Arap şirketi, Orta Doğulu bir şirket olsak da burada Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmaya geldik. Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiğini, Orta Doğu için çok cazip bir ülke olduğunu, buranın 4 mevsimi yaşayan tek yerin Türkiye olduğunu, gelin Türkiye'ye yatırım yapın, Türkiye'nin güzelliklerinden faydalanın, Arap sermayesini biz oraya taşıyalım diye buraya evet katıldıksa fuara evet. Meknun İnşaat süper lüks projelerini fuarda tanıtma fırsatı buldu. Burada 5 yıldızlı otelimizde yer alıyoruz. Bunun yanında yine villalarımızı koyduk, rezidansımızı koyduk, İstanbul'daki rezidansımızı koyduk. 5 yıldızlı otelimize çok aşırı rağbet var. Çünkü her şey içinde, her şey dahil olarak burada faydalandıkları için müşterilerimiz. Biz de dedik ki buyurun hem projelerimizi atalım hem Türkiye'yi tanıtalım diye. Bu şekilde burada yerimizi aldık inşallah. Bak Yapı'nın Uluslararası Satış Koordinatörü Hakim Özalp fuarı şöyle değerlendirdi. Bence bu yıl fuar biraz daha verimli diğer yıllara nazaran. Biz geçen sene de buradaydık, çok memnunduk. Şimdi de çok memnunuz. Abu Dhabi biraz Dubai'ye nazaran biraz daha zayıf geçiyor ama Dubai fuarı gayet iyi. Gayrimenkul Rehberinden bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene dek hoşça kalın. Franke ve Hafele gayrimenkul rehberini sundu.